Lütfen dikkat, oyunumuzun başlamasında 10 dakika kalmıştır. Lütfen yerlerimizi alalım. Hanımlar buyurun. Buyurun. Sesim şöyle geçin buyurun. Vallahi doğru söylüyorsunuz Münevver Hanım. Çocuklarımız yıllardır beraber ama biz bir türlü bir araya gelemiyoruz. Ama Sadiye Hanımcığım ne demişler? Geç olsun güç olmasın değil mi? Tabii. Yılmaz Beyciğim sağ olsun en önden de yerlerimizi ayırtmış. Böyle seyrederiz artık. Moral olun çocuklara. Keşke her hafta gel hafta ben İzmir'den geliyorum. Bir de benim dizlerimde kireçleme var. Valla her hafta gelemeyiz ki şimdi ben de Bursa'da yoğun çalışıyorum. Direksiyon dersi veriyorum ben Bursa'da. Bu da kartım. Şöyle sizlere de buyurun şöyle. Şöyle buyurun. Bayanlara şehir içi direksiyon dersleri veriyorum. Gelirseniz yardım buyurun kartım. Hamdolsun benim ehliyetim var. Başlasa da izlesek artık acaba hangi skeçler var bugün? Ha benim oğlan aradı. Ana dedi Ersin'de dedi benim bu hafta skeçim var dedi. Senin oğlan ne tevir öyle ağzından sesler falan çıkartıyor. Bu. Oğlan da sakalları benden aldı. Ha benim oğlan da bıyıkları benden aldı. Benim oğlan da beni benden aldı. Yapıyorum. Beni? Beni. Vallahi Bülent küçükken bana çok benzerdi. Büyüyünce biraz benzerlik kaybolunca ben de artık almıyorum sakalları bana. Eser, annem ağzıma sıçacak abi. Merak etme, hepiniz iyi. Benim çorabım kaçtı az önce. Ben bir uhu var, yapıştırayım. Harbi var mı? Abi bir dakika, normal seslere mi dönüyorsun? Ay siz çok hareketli. Sadiye Hanımcığım. Yalnız maşallah Bülent o tabutçu rolünde. Ay Allah'ım şeytan kulağına kurşun. Felaki bir de sizin oğlan hıyarlı babada. Artık ben sağ olun, sağ olun. Bu yaştaki kadın evde istediğim bir şey olmadığı zaman öleyim o zaman. Allah razı olsun. Baban rahmet. Sağ ol. Ben evde yemeklere hıyar koyuyorum artık. Bütün yemekleri. Sağ olasın. Sizin oğlan da çıktığında benim bey var Şahbendi. Karı karı koş diyor bak oğlan ne yaman yazıyor diyerek. Bu. Ne tevri yazıyor sizin oğlanı?
efendim Murat'ın Balkabağı'ndır diye söylemiyorum. Çok güzel yazar ama eser. Sizin aa, yapmayın. O zaten tabutçuyla uyarlı baba tamam, ondan çok çıktı. Çok hanımlar yapmayın tamam benim oğlan. Eser olmasa olmaz zaten. Tabii, eser yani. Benim oğlan aradı ana dedi eser dedi bizi Bursa'ya götürdü. Anasıyla ikisi bizim için öldüler dedi. O ne efendi çocuk o ne güzel çocuk. Teşekkürler çok kibardır benim oğlum çok. Vefakardır da bu programdan kazandığı paralarla bana ev aldı. Efendim? Ne etti? Ev mi? Sizin oğlan benim başı ne kadar oluyor? Yani işte bilmiyorum, bu ilk 6 bölümden kazandığıyla 6+2 dubleks, efendim yerler laminant, ankastre mutfak, güvenlikli, depreme dayanıklı bir apartmandan aldı daireyi. Geldi gözlerimi kapattı, anneciğim dedi bak anahtarı dedi. Benim gözler bir doldu, bir ağladım. Aa maşallah oğlum, maşallah. Nurdan Hanım affedersiniz, birikmiş bir şey falan mı var? Yok 6 bölümden kazandığıyla. Arsa falan mı sattınız? Yok 6 bölümden. Gömü falan buluyor. Altı. Büyük baş hayvan mı sattın? Yok yok altı bölüm. Bizimki kumara mı alıştı acaba eşi o eşi? Torpak başlarında kumar falan mı oynuyor? Nedir bunu? Akyası mı oynuyor? Evlerden de alkol falan mı acaba? Allah'ım bizimki de karı kıza mı yedi? Vallahi. Münevver Hanımcığım. Münevver Hanım, Münevver Hanım. Ben şimdi söylemeyeyim dedim de. Benim oğlan hani bir ara sizin evde kalıyor diye, sizin oğlanın evinde kalıyor diye. Aradı ana dedi, Ersin dede dedi, karı kız arıyor. Taksime çağırıyor, bütün parayı karıyla kızla yiyor dedi. Ben abi, söyleyeyim ben dedim de ama. Ben de duydum Münevver Hanım. Ben de duydum. Münevver Hanımcığım biz Ersin'i kendi yavrumuz gibi severiz. Sevimiz. Ama duyduk. Biraz o var. Yani bir arayın göz kulak olun oğlunuza Münevver Hanım. Ama hanımlar ben ta Hakkari'deyim. 2200 kilometre ben oğlumu nasıl takip edeyim? Babası almış 50 tane koyun gel diyor oğlum çobanlık yap. Sen orada niye şebeklik yapıyorsun? Daha yeni şöhreti oldu çocuklar. Olur mu öyle gel çobanlık yap. Bak sizin oğlanla bizim oğlan olmasa bu program yürümez. Benim oğlan yazıyor, senin oğlan oynuyor. Ama sizin oğlan da devamlı benim oğlana tayt giydiriyor. Tayt. Öyle anlaşıyor çocuklar, yazıyor. Onların bir bildiği var demek ki. Siz rahat olun, bu program ikisi olmadan yürümez efendim. İkisi olmadan yürümez mi efendim? Hayır, yani şimdi hanımlar biliyorsunuz hani daha yüklük iş bizim oğlanlarda. E mesela benim oğlan olmasa her şeyi bırak, kim sunacak ayol? Ama Nurdan Hanım kusura bakmayın ama keke keke diye kesik kesik herkes sunar. Bizim oğlanlara sun dediler, onlar sunamadı mı yani? Hiç yani, ayrıca çok şişman, ekranda çok yer kaplıyor. Hayır, kamera 5 kilo ekliyorsa kaç tane kamera çekiyor oğlumuz yani? Lütfen benim yavrum olmasa o skeçlerin yarısı olmaz, onu söyleyeyim. Turpak sizin başınıza, sizi yarım niyetsiz ana diye getirir iki satır bir şey pohtan yazamıyorlar. Benim oğlan parlatıyor diye ya. Evet benim oğlan olmasa skeçleri kim köpürtecek? Ay saçmalamayın kız, bizim oğlan olmasa asıl bu iş olmaz yani biliyorsunuz. Şimdi kusura bakmayın Nurdan Hanımcığım, benim oğlan da sizinki kadar eşit yazıyor ama. Hayır Sibel Hanım bakın. Asas benim oğlum olmasa çok güzel hareketler durur yürümez. Bak germeyin beni Sibel Hanım. Benim oğlum olmasa. Lütfen dikkat. En öndeki hanımlar. Artık susarsanız oyunumuz başlayacaktır. Tamam İlhan susuyoruz tamam. Bir zahmet. Ay çıkıyor. Ay benim oğlum.